Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahi razim ve metubu ileyhi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu. اللهم صل على محمد تقي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وبرود الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السابع ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأصدق الامر الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا ازدادا لهم أعتقاهم جميعا ومثله معه يفتح به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم سلام ورحمة بركة تهدى لوصول جماعة المسلمين. 3 aydır Allah'ın mübareklerine Recep'e ve Şaban ve Recep'e Ramazan deyip duruyoruz. Allah'ın Recep'i Şaban'ı bize bereketle eyler ve bizi Ramazan-ı Şerif'te ulaştı yetişir. Yetiştirdi elhamdülillah ama Ramazan'da gördüğümüz gibi çekip gidiyor. Hocalarımız teravih överken elbeden demeye başladılar. Her adamı Ramazan'daki son Cuma namazını olacak. Allah Celle Celaluhu ibadetlerimizi kabul buyursun. Günahlarınıza kefaret olsun inşallah. Cehennemden azada vesile olsun inşallah. Sizlerin de bütün ümmet-i Muhammed'in de sıkıntılarını gidersin, işlerini ıslah eylesin. Allah hepinize rahmet eylesin. Hidayetinden, istikametinden ayırmasın. Çoğunuz da, çocuğunuz da, zürriyetiniz de sizden gelecek insanlar kıyamete kadar Müslüman olarak meşrut ve bahtiyar olasınız inşallah. Muhterem kardeşlerim, bu ayın en önemli, bu ayın önemli olmasına sebep olacak olan olayı Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirmiş olduğunu defaatle söylüyor. Ve dikkat ederseniz bizim vaazlarımızda hep Kur'an-ı Kerim'den olur. Allah'ın kitabını açıyor, onun ayetlerini anlamaya çalışıyor. Allah, kendi ayetlerini bakarak anlamaya çalışan, Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak kursi, 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 parti işi yapmaya çalışanları çok seviyor. Yukarıdan onlara gülerek bakıyor. Katındaki ulvi melekler, arşı taşıyanlar, mükemmeklere gösteriyor. Onları şahit tutarak böyle yapan insanların günahlarını affedeceğini beyan ediyor. Onlar o meclisten dağılırken günahları affı mağfiret olmuş olarak dağılırlar inşallah. Oturdukları sürece de içlerinde bir coşku hissederler, bir zevk hissederler, bir huzur hissederler, bir sekinet hissederler. Bu Allah Celle Celaluhu'nun feyzinin üstlerine yağmur gibi yağmasının bir alametidir. Bunları yaşadık bu zamana kadar. Allah Celle Celaluhu hayırlı ömürler ihsan eylesin. Sizlere tekrar böyle güzel mevsimler yaşasın inşallah. Yaşayamayacak sıkıntı da varsa hepimize güzel ömürler nasip eylesin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Allah diyerek ölmek nasip eylesin. Ruhunu yüz akıyla giderilmek nasip eylesin inşallah.
Bu Müslüman olmaya bağlıdır. Bu imanda sadakata bağlıdır. Bu ayı değerlendiren Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı bağlanmaya bağlıdır. Kur'an'a iman ederek, okuyup anlayarak amel eden ve başkalarına da yaymaya çalışan, anlatan insanlara Allah Celle Celaluhu bunu verir. Onlar daima mesut ve bahtiyardırlar. Onların toplumları mübarek bir toplumdur, bir merhamet toplumudur. Onların uygarlıkları öylesine bir merhamet ve saadet uygarlığıdır. Büyük bir devlet ve medeniyet içerisinde olacaklardır her zaman. Ama Kur'an'dan ellerini kırptıranlar, Kur'an'a bakmayanlar, Kur'an'ı okumayanlar, hayatlarını Kur'an'ın dışında başka inançlara, ideolojilere, ilkelere göre yaşayanlar her zaman hor ve hakir kalacaklar. Bölünüp parçalanacaklar. Düşmanların ayaklarının altında çiğnenecekler. İçlerinde tefrikayla birbirlerini yiyeceklerdir. Biz bunların hepsini Kur'an'la aramızda asırlar olduğu için tarih kitaplarında gördük ve çok acı şeyleri de bugün yaşıyoruz maalesef. Onun için bizler Yahudi ve Hristiyanları kınıyoruz. İhtina sıratı müstakim diye Allah'a yalvarıyoruz. Bizi sıratı müstakimde yürüt Allah'ım, sana giden, sana doğru varan yolda. Sıratı lezine en'amta aleyhim, kendilerine nimet verdikleri yollarda. Bunlar peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Gayr-ı mağdur aleyhim felamdâdîn. Senin gazap ettiklerine, öfke yağdırdıklarına ve doğru yoldan çıkmış, sapıtmış olan dalalette giden yollarda uydurma diyor. Neden? Çünkü bu doğru yoldan sapmış olanlar, dalalette girmiş olanlar, dolayısıyla Cenab-ı Allah gazabını hak etmiş olan insanların ellerinde bir kitap vardır. Bizim elimizde şu mübarek kitabın olduğu gibi onların elinde de bir kitap var. Onların elinde Tevrat vardı, İncil var. Ama onlar Tevrat'ın ve İncil'in kadri kıymetini bilmediler. Onu arkalarına attılar. Tevratsız ve İncil'siz, dinsiz bir hayat yaşamaya başladılar. Bu bizim için büyük bir örnektir. Ey Müslümanlar! Elinizde şu kitabın olması sizi aldatmasın. Bu kitabın duvarlarınızda asılı olması sizi aldatmasın. Hafızlarınızın bu kitabı ezberlemiş olması sizi aldatmasın. Yeryüzünün en fazla basılan kitabının Kur'an olması sizi aldatmasın. Bu Kur'an elinizde olduğu halde eğer onun içindeki ayetleri okumuyorsanız, anlamıyorsanız, içindeki kanunlara göre yaşamıyorsanız, onun yolunu bırakmış da kendinize başka başka yollar edinmişseniz, Yahudilerden ve Hristiyanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Onlar da sapıtırken ellerinde kitap vardı. Ellerinde kitap olduğu halde sapıttılar. Ey Müslümanlar! Aynı tehlike Müslümanlar için de geçerlidir. Ellerinde kitap olduğu halde, onu parasıyla birisine okuttukları halde kendilerini okuma bilmiyor. Veya okumasını biliyor okuyor oldukları halde. Ne yazık ki bazen hafız oldukları halde. Kur'an bir vadide, onlar başka bir vadide. Kur'an bir şey söylüyor. Onlar bambaşka şeyler söylüyor. Kur'an bir yol çiziyor. Onlar bambaşka yollara gitmişler. Eğer de kitap olmanın, duvarda kitabı asılı olmanın, dedenize kitaptan bir şeyler okumanızın ne faydası kaldı o zaman? Bu kitabı indirmekten maksat hidayet değil mi? Okuyacak ve yolunuzu bununla kılavuzlamayacak mıydınız? İnancınızı bu kitaba göre ayarlamayacak mıydınız? İbadetlerinizi bu kitaba göre yapmayacak mıydınız? Medeni hukukunuz bu kitaba göre olmayacak mıydı? Ekonomik hukukunuz, iktisadi hayatınız bu kitaba göre olmayacak mıydı? Ceza hayatınız, varsa suç,
bu kitaba göre cezası bu kitaba göre verilmeyecek miydi? İnsanları eğitirken bu kitap devrede olmayacak mıydı? İnsanların anlaşmazlıklarını adaletle bu kitapla çözmeyecek miydi? Öyle midir Allah aşkına? Şimdi öyle mi? İslam bir ahkam getirmiş. Bir yol çiziyor Allah Celle Celaluhu'ya bu Kur'an. Ama insanlar komünizm diyor, kapitalizm diyor, faşizm diyor, Yahudilik diyor, Hinduizm diyor, Budizm diyor. Bir sürü yollar çıkartmış. Bir sürü eğitimli yollar içerisinde sadece bir yol var Allah'a gider. Bu yolun sağında ya da sonunda kalmış bir sürü eğitimli yol olabilir. Hepsinin başında bir şeytan. İnsanları cehenneme çağırabilir. Müslümanlar akıllı olması lazım. Aslında bütün insanlığın akıllı olması lazım. Ama Müslüman olmayanlar hadi aklını kullanan ya Müslümanlar. Hayatımızda ne kadar Kur'an olması lazım. Şimdi ben sizlere defa tefsirinde yorumuna girmeden çok hızlı bir şekilde ayetler okuyacağım. O zaman başımızı ellerimizin arasına alacak ve biz Müslüman mıyız diye soracağız. Ben Müslümanım diyen bu toplumun, bu dünya toplumunun sadece bizim ülkemiz değil. Acaba ne kadar Müslüman diye kendi kendimize sorgulayacağız. Ve göreceğiz ki en büyük dert İman derdimiz, iman sorunumuz, inanma sorunumuz. Çünkü Müslümanlardan bir kısmı ben Müslümanım dediği halde dinden çıkmış haberlerdi. O kadar haberleri yok ki kendisini ikaz eden, uyaran hocalara, bu işi bilen insanlara ikaz ettikleri zaman çek ellerini diye ellerine vuruyor ve onları cezalandırıyor. Onlar da şefkat ve merhametten cehenneme düşmesin, kafir olarak gitmesin diye tekrar kendilerine müracaat ettikleri zaman tehdit ediyor, eziyet ediyor, işkence ediyor ve yer yer hayatlarını katlediyor. Yani bir yandan alabildiğinden mutluyuz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'na iman ediyoruz, çünkü Kur'an'a iman ediyoruz, çünkü Hz. Muhammed'e iman ediyoruz, çünkü Allah bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarttı arkadaşlar. Ama bir yandan da kan ağlıyoruz, çünkü yavrularımız, çünkü Müslüman insanlarımız cayır cayır cehenneme doğru inkar ederek koşuyor diyor. Bu da bizi öldürüyor. Şimdi bu imanın değerini anlatan ayet-i kerimelerle başlayarak Kur'an'ın, Kur'an'la yaşamanın, kitabın niçin indirildiği esas amaç ve o amaç bu gayeyi gerçekleştirmenin önemine dair bazı ayetleri peş peşe okuyacağım. Bu ayetler her zaman duymadığınız ayetler. Çünkü iş öyle ciddidir ki kürsülerde, okullarda, üniversitelerde Kur'an'ın her ayeti okunmuyor. Bu kadar söyleyeyim. Okuduğum ayeti kelimeler Maide Suresi 35. ayette başlayacak. Biz buradan sıratla gideceğiz. Önümdeki Mustafa Şerif'in 112. sayfasında. Eve gidince lütfen bu bilgileri Muhammed tefsirlerde bir kere daha detayını inceleyip okuyun inşallah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! Allah çağırıyor. Allah size sesleniyor. Kulağımızı dikmemiz, gözümüzü dört açmamız lazım. Buyur Allah'ım. İttakullah, Allah'tan kork. Allah'a saygılı ol. Allah karşısında davvali olma.
takullah, Allah'tan korkun. Vaktabu ileyhi vesile, Allah'a ulaşmak için vesile arayın, çare arayın, aracı arayın. Ve cahidu fi sebili, yolunda cihad edin, çabalayın, yan gelip yatmayın. لَاَنَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böyle olursanız felaha, kurtuluşa erersiniz. Allah'tan korkmazsanız, ona ulaşmak için aracı çaba aramazsanız, yolunda cihad etmezseniz, bu cihad, bu dini öğrenmek için çabalamak, yaşamak için çabalamak, yaşatmak için çabalamak, başka insanlara duyurmak için çabalamak, yeryüzüne hakim kılmak için çabalamak, bu çabanın, gayretin, cihadın içerisinde girmezseniz kurtulamazsınız. İnnellezine kefaru, iyi bilin ki şu kafirler Allah'ı böyle bilmemiş, Allah'a karşı saygısız, Allah'ın katında bir kurtuluş aramak için aracı aramayan, çabalamayan yolunda bu kafirler dünyanın tamamı kendilerinin olsa ve mislahu ma'ahsan ki yetmezse bir sisli daha kendilerinin olsa. Ne yapacaklar? لِيَهْتَسُ بِهِ Bu iki dünyayla fidye verecek. Fidye nedir? Kurtuluş parası değil. Birisi çocuğunu kaçırırlar, 5.000 lira göndermezse öldürürüz derler. O da fidye gönderir. Kurtuluş parası. Fidye vermek için مِنَ عَذَابِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günün azabından kurtulmak için adam elindeki iki dünyayı da verecek olsa mahkumluk dilemuhum asla onlardan kabul olunmaz. Ve lehum onlar için vardır azabın bir azap elim, elemli, acıtıcı bir azap. Adamın yüzünü ateşin üstünde kor ateşin böyle çevirirler, böyle çevirirler. Deri yanını tıp bugün kabul ediyor ki en büyük acı. Ama derileri yandıkça Allah yeniden deri verir, yeniden et verir, kemik üstünde kemik yanar, yeniden Allah etleri kemik verir, böyle adamı kebap eder. Yandın dedikçe, su dedikçe kan ve iğne fokur fokur kaynar içindirler. Açlıkların içi parçalandığı zaman cehennemin dibinden bir tane zakkum yedirirler. Şeytan başı gibi bu tarafı yırtarak gider. Açlığına da hiçbir faydası olmaz. Hazmetmek için o kan ve inin vücutlarından, kendi vücutlarından akan pis suları, arkalarından boşanan pisliklerin kaynadığı suları daha yüzlerine yaklaştırmadan yüzünün kendilerine haçlayıp dökecek kan ve inin içeride. Nasıl bir mecburiyetse bunu da yapmak zorunda hisseder ve içeride açık. يُرِيدُونَ اَيَّهُمْ مِنَ النَّارِ Bu cehennemden, bu ateşten kurtulmak için يُرِيدُونَ اِسْتَرْلَ اَيَّهُمْ مُخُرُوْ Çıkış! مِنَ النَّارِ cehennemden وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ Ama kuruç, yani oradan çıkış yok. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Orada ikametli, devamlı bir azap var. Çıkmamak üzere. 1000 sene, 1.000.000 sene, 1.000.000.000 sene, 1.000.000.000 sene, yok, sayı yok. Ebedi yanında kalacaklar. Neden? Allah'ı inkar, gönderdiği kitabı arkalarına atma. Peygamber bir yola gidiyorsa onu terk edip başka başka yollara girmekten ötürü. Bu azap olur. فَمَنْ سَابَ مِنْ مَعْضُرْ بِهِ Küfründen, zulmünden tövbe ederse, o aslaha işini düzeltirse, فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Allah tövbesini kabul eder, geçmiş günahlarını bağışlar, hiç günah işlememiş gibi kabul eder, tövbe edeni sever, hatta günahlarını bu ayın başında anlattığımız ayet-i kerimelerde, o seyyiye, o günahlarını hasenata, sevaba, iyiliklere bile tebdil eder, bunu bile yapar. Bunu bile yapar. Adamın bütün günahlarını sevap işlemiş gibi kabul edip tepkilerde yazdı. Böyle bir adam. Ama bu sözü verdikten sonra istikametle yoluna devam edin. اِنَّ اللّٰهَ مَكُورُ الرَّحِيمُ Allah çok mağfiret edildi, çok merhamet edildi. Arada bir ayet atladık. O atladığımız ayetin konusu çok önemli. Hukukla alakalı bir ayet.
hırsızlıkla alakalı ve cezasıyla alakalı bir ayet. Ama onu çektiğimiz zaman mana bozulmuyor. Bizim de o ayetlerle şimdilik uğraşacak zamanımız yok. Amacımız Kur'an'a, Allah'ın kitabına sıkı sıkı sarılmak. Sadece bizim için mi? Kime kitap göndermişse onlar için. اَلَمْ تَعَلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُوْتُ سَمَوَاتُ وَالْحَرْضِ. Bilmez mi bu insanlar? Yerler ve gökler iktidarı Allah'a ait. Kim yarattı yerleri gökleri? Güneş oraya kim koydu? Her gün buradan doğdurup buradan batıran, milim saniye çarpmadan hareket ettiren kim? Kim bu güç kuvvet sahibi? Kim göklerden su indiren? Kim yerden bitki bitiren? Kim sizleri yaratan? Bu ne müthiş bir iktidardır? Bütün dünya çabalasa güneşi buradan doğmakta durduramaz. Bu iktidara kimse karşı gelemez. Sen nasıl karşı gelmiyorsun? Allah sana bir irade verir. Cüz'i bir seçenek verir. İstersen Müslüman olur, istersen kafir olur. İstersen Allah'ı kabul eder, ikrar eder, istersen kabul etmez, isyan edersin, sen bilirsin. Ama isyan edersen cezalandırılırsın. İtaat edersen mükafatlandırılırsın. Yoksa damarındaki dana, kana sen hakim değilsin, gene Allah hakim. Kalbin küt 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 atmasına Allah hakim. Sana şu kadar bir ilade verirse, kıymetini bil. Yerlerde ve göklerde her şey Allah'ın mülkü ve yönetimi de, iktidarı da Allah'a ait. يُعَدِّمُ مَنْ يَشَاءَ Kendisine isyan edenlere dile de azap eder. وَيَقُمُّ مَنْ يَشَاءَ Dileyeni de, dilediğini de mağfiret eder. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadir. Önce bunu bir ilçe olarak koyalım. Peki Allah kafiri affeder mi, müşriği affeder mi? Asla. Neden? Çünkü affetmem diyor Kur'an'da. Yoksa dilerse affedebilir ama etmem diye söz vermiş. Biz oradan biliyoruz. Allah diyor ki innallaha la yuhlikul miyad. Allah verdiği sözde dönmez. Yoksa kafiri affederse kimse karışamaz. Ama kendisi söz veriyor. Diyor ki etmem. Bitti. Ya eyyühe Resul, ey Peygamber, la yakzun ki seni üzmesin. Ellezine yüksane onasın küfür, şu gavurlar, şu hatta koşanlar. Gözünün önünde bir grup insan, Peygamber buradayken bırakmış, küfre sıfakla koşuyor. Gittirme, üzülme. Peygamberimiz kendini yut, kendine helak ediyor insanlar Müslüman olsun diye. Allah Celle Celaluhu yer yer onu uyarır. Niye kendini yırtacaksın, niye zorluyorsun? Sana ne onların iman etmemesinden habibim? Sen güzelce tebliğ geç. Kendini helak etme. Ama o şefkatli ve merhametli peygamber yine öyle çabalamasına devam ediyor. Bu Allah'a isyan değil ama insanlara karşı sevgi ve şefkattır. Ama buna rağmen insanlar bir kısmı süratle kafirler doğru korkuyorlar. Üzülme habibim. مِنَلَّذ۪ينَ قَالُوا اَرْمَنَّا بِاَسْمَانِهِ Bunlardan bir kısmı kimlerdir diyeceksiniz? Ağzıyla, diliyle ben de Müslümanım diyenlerden. Görüyor musunuz? Ağzıyla amenna diyor. Biz de Müslümanız diyor. Fakat gavurla, süratla koşuyor. Bu nasıl bir koşuş? Biraz sonra göreceğiz. قَالُوا اَرْمَنَّا بِاَسْمَانِهِ Ağızlarıyla, dilleriyle amenna diyor. وَلَمْ تُبْمِنْ Aklında iman et. Muluhu hadde. Hadde iman yok. Böyle değiliz. Ve millerlerine hâdû. Bir de Yahudilerde. Sen ve onun eli kendin. Yanına kulak verir. Sen ve onun eli kavramı akarınla mı yapıyor? Sana gelmeyen bir başka kavram adına. Sana gelip kulak verir. Sana danışır. Sana soru sorar. Cevabını alır. Kendileri için değil. Bir başka kavram için. يُحَرِّكُنَ اَلْلَيْنَا مِنْ بَعْدِ مَوَضِهِ Allah yerini yerine koyduktan sonra Allah'ın kitabındaki kanunları takip ederler. Bozar aslında. Manası değiştirirler. Yorumunu yanlış yaparlar. يَكُولُنَ اَلْلَيْنَا مِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا وَقُلُّ Gidin peygambere, bu kavim. Aracı gösteriyor. Peygamber, işimize gelen fetvayı verirse alın. Ve illa tutsehu
İşimize gelmeyen fetvayı verirse kalkar o kaçır. Sakın olun. Siz o peygambere niye gidiyorsunuz? Peygamber olduğunu kabul etmediğiniz halde aslında yapıyorsunuz. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu Kur'an diyor. Evlatlarını bilir gibi biliyorlar. Ama haseden min indi enfusihim. İşlerindeki haset, kıskançlık, çekememezlik, dünya menfaati işte bu yüzden gidip kabullenmiyor. Fakat işlerinden peygamber olduğunu bildiği için fedek Yahudilerine Hayberliler peygambere gönderiyor. Biz gidemiyoruz. Bizi tahakküm altına alır. Bununla ilgili o kadar belgeler var. Zamanında anlattık. Keşke zaman olsaydı. Şimdi tam yeri de anlatsaydık ama maalesef anlatamayacağız. Geçelim. Onların kendisinin peygamber olduğunu bildiğini, peygamberimiz yüzlerine vurdu. Hatta burada Yahudi bildiğini, sonra da Müslüman olmuş. Abdullah bin Selam diyor ki, biz evladımızı bildiğimizden daha fazlasını biliyoruz. Hazreti Ömer soruyor, yavrum daha fazlası nasıl olur? Daha fazlası şöyle olur. Bizim nikahlı karımız hainlik yapabilir. Evladın dediğini bir başka adamdan peygamberleyebilir. Bu olabilir. Böyle bir şüphe var. Bu olabilir. Ama Hazreti Muhammed'in peygamber olduğu evladımızı bildiğimizden daha kesin. Çünkü öyle bir şüphe. Niye inanmıyorsunuz? Dünya menfaat. Ah işte dünya bunun için çıktı. Ve men yuridillahu fitnetehu. Allah onların fitnesini dilemişse velen tehlikelehu minallahu şeyden. Allah'tan senin elinden Allah'a karşı ne gelir hayır? Neden? Allah onları fitne. Dalalete saptırmak istiyor. Ulaike onlar Allah'ın verdiği aklı kullanmamışlar. Muhakemeyi kullanmamışlar. Kalbi kullanmamışlar. Havası selimeyi kullanmamışlar, tecrübeyi kullanmamışlar, tarihi kullanmamışlar. Sadece dünya menfaatına bakmışlar. Yanlış olduğunu bile bile bu menfaat böyle gerektiriyor zannetmişler. Orada da aldanıyorlar. Allah'ın çizdiği yolun dışında menfaat yok. Acı var, ızdırap var, kaos var, karmaşa var, ihtilaf var, kan dökümü var, emperyalizm var, savaş var. Yanılıyorlar. Ulaike onlar ellezine lemmüllillah ve yutahkara kuluhum. Allah'ın kalpleri temizlemek istemedi insan. Kalpleri temiz değil. Çünkü kalplerinde küfür ve nifak var. Lavuk bir dünya hizyon. Dünyada hizyon. Yani bozuk, alçaklık, ayaklar altında ezilme ve adam yerine konmama cezası var onlara. Ve lavuk bir ahiret adamın azim. Ahirette de çok büyük bir azap var. Şimdi size kısa bir olay anlatayım. Olayın detaylı yorumu arkadaki ayetlere geçmek istediğim için verilmiyor. Onun için biraz dikkatli dinleyin. Bu Yahudilerin arasında bir zina işlemi olmuş. Zina ederken yakalanmış iki evli kişi. Şimdi kendi kitaplarına göre bak şimdi bak. Burada başlıyor. Ellerinde bir kitap var. Ne tür kitabın adı? Tevrat. Kim indirdi bunu? Allah. Kime indirdi bunu? Hazreti Musa'ya. Ne yazıyor içinde? Zina eden erkeği öldürülür yazıyor. Ama zina eden eşraftan soylu, zengin, saygı, gariban olsaydı olaydı. Ama şimdi yani aradan asırlar geçti. Çağdaşlık, medeniyet, uygarlık diyoruz. Bugün de yok mudur aynı cahiliyet? Gariban bir suç işlerse atıyorlar içeri. Ya profesör isterse, ya dekan isterse, ya bakan isterse, ya general isterse, ıkmıştı. Bunlar da hizmet ettiydi. Ülkeye bu kadar. Ya, hani hukuk önünde herkes içinde? Hikaye mi bunlar? Şimdi adamlar mahkemeye girmişler, öldüremiyorlar. Niye? Adam eşrafta parası var, sahibi. Diyorlar ki, bir kurtuluş yolu bulun. Nedir? Gidelim Muhammed'e sorar. Hani o da bir peygamberdir. Herkese söylemiyoruz ama o fetva verirse deriz ki o da bir peygamber. Onun fetvasına uyduk deriz. Gidin diyorlar Fethullah'a, Hayber'e, peygambere sorun. Muhammed'e sorun. Eğer evli adamların cezası ölümdense almayın. Zaten bu bizim kitapta da var. Onu biliyoruz. Ölümden başka bir ceza verirse hemen sarılır buna. Yani işine gelen fetva olursa sarılacak. İşine gelmeyen fetva olursa olacak yani. Öyle Müslümanlık olur mu? Öyle Allah'a inanmışlık olur mu? Menfaatın varsa din, menfaatın yoksa canın, dinin
zaman mı? Geçti o işte, burada bir sürü başka çağdaş kanunlar var. Amerika'dan aldık, Avrupa'dan aldık falan istedik yani. Bu aslında doluyor mu böyle şeyler? Neden? Neyse, bu asla gelmiyor. Gittiler peygamberimize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bilir ama aynı zamanda Tevrat'ı da bilir, İncil'i de bilir, Zebur'u da bilir. Çünkü bu Kur'an bütün kitapların üstünde müheymindir. Biraz sonra gelir inşallah. Zamanımız o kadar daralıyor. Açtı ve Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ta ayetlerine göre hükmünü verdi. Kendi dinleriyle aynı. Onu değiştirememişlerdir o zamana kadar. Veremediniz. Ne oldu sizin elinizdeki kitap? Neyse herhalde Tevrat. Hani bu Allah'tan inmişti? Bir kabul edildikten sonra. Aynısına Müslümanlar düşüyor mu acaba? Elinizde kitap var. İçinde Allah'ın kanunları var. Uygulanıyor mu? Niye yarar uygulamadıktan sonra? Sen bu kitaba bakıp hayatını buna göre yaşamadıktan sonra ne? Niye yarar bu kitap? Buna inanması niye yarar? Öpüş başıma koymuşsun, niye yarar? Sokağa çıktı peygamberimiz, baktı bir kalabalık ve hey zıt zıt tam aşağı. Ne oluyor? Adamın birinin yüzünü gözünü ters koyamışlar, eşyet etmişler. Bizim Nasrettin Hoca gibi aslı var mı yok mu bilmiyoruz, hoca yıktıra olmasın. Ellerinde kamçılar, el yaktan örülmüş, vuruyorlar adama, sövüyor, hakaret edip götürüyorlar. Nedir bu dedi peygamberimiz? Araştırdılar, Yahudilerden bir adam zina yaparken yakalanmış, cezalandırıyorlar. Şunların en alimini bana çağırın dedi. Detay var, atlıyoruz. Geldi birisi. Bu mudur sizde zinanın cezası dedi peygamberimiz? Evet ya Muhammed dedi. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına soruyorum. Bu mudur dedi. Adama böyle gözünün içine bakınca büyük yemin verdin. Ya Muhammed bu yeminin üstüne yalan söylerme. Böyle değil. Ya nedir? Evliyse ölüm, bekarsa güzel. Peki bu nedir? Bu şudur ya Muhammed. Hele anlat bakalım. Siz de can kulağıyla dinleyin. Garibanlar zina yaparsa evde biz onları eşit ölüm cezası veriyorduk. Ama bir gün esnaftan zengin, soylu, haklı, toplumda yeri olan birisi yakalandı. Mahkemeye verildi. Ölüm cezası veremedi yargıçlar. Adam saygı, adam haklı. Demek ki kanunun güzel olması da işe yaramıyor. Eğer o kanunu uygulayan hakim, kadı, yargıç adalete inanmaz ise bu güzellik sağlanır. Allah'a ve ahirete inanmış olacak. Ben yanlış fetva verir, yanlış bir uygulama yaparsam bu dünyada kimse bana soru soramazsa bile Allah buna inancı insana doğruyu yaptırır. İşten ettiler ve buna veremediler bu cezayı. İşte saydılar yani, hatır saydılar. Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alıp çiğnediler. Derken bir gün gene galiba birisi zina yaparken yakalandı. Onun cezasını hemen ölüm verdiler uygulayacak zaman mevcut fakirler ayağa kalktı. Olur mu öyle şey ya? Daha dün zengin soylu birisi aynı işi yaptı, ona ceza vermediniz. Bu gariban, bu zayıf, bu fakir, bu karadan diye mi? Ya ona da verirsiniz arkadaş, ya burada serbest bırakırsınız. Allah, inşallah Allah aşkına. O zaman oturdular. Ellerinde Allah'ın kitabı olan alimlerin, bak bak bak, alim olmasın, alim olmasın. Bu Allah'ın kitabı şöyle bir şey aradırsın. Biz bundan sonra zina eden, bu cezasını veren ayetlerin üstünü kapatalım. Kimseye de bunları okumayalım, silmeyelim de bundan sonra zina edenin yüzü boyanacak, gözü boyanacak, esrar etsinli, dövülecek diye teşhir ve cezze cezası getirdim. Nereye gitti Allah'ın kitabı? Hükümet. Şimdi bunlar kitaba inanmış oldu mu? İşte Allah-u Teala diyor ki Maide Suresi 41. ayet-i kerimede ey Habibim bunların şurası böyle gavurda gitmesin seni ilk ürkmesin. Sana ne? Senin elinden bir şey gelmez Allah onlara cezalandırmak ister. Allah onların fitnesini fitnesini yaptı. Çünkü kendi kendilerini fitneye inkara attılar. Allah onların kalplerini temizlemek istedi.
Dünyada alçaklık, ahirette de acı bir azap var. Şimdi burada bir söz var. Bir cümleyle söyleyelim. Yahudiler ellerindeki kitabı kapatır, ayetin üstünü kapatır. Görmezlikten gelir, kendilerine başka bir kanun bulurlar. Ve bundan dolayı sapık olur, kafir olur, kalbi pis olur, azaba düşer olurlarsa. Aynı işi Müslümanlar yaparsa ne olur? Allah torpil geçer mi dersiniz? Aynı suçu Müslümanlar isterse onlar olmaz mı dersiniz? Diyebilir misiniz? Peki anlıyor musunuz felaketin boyutlarını? Ve keyfe yuhakkimûne. Yukarıdan alalım, zararlıyor. Semmâhûne lilkerdi. Yalana kulak verirler. Ne bu çocukların yalan? Neden yalan? Aslı ne bunun? Kendi kafada. He var. Yalan. Var mı dinden bir derinden? Yok. Ekkârın önüsü haram yer. Rüşvet yerler. Alı fetvayı hukuku değiştirirler. Neyin adam? Bastırırsa yardımcı parayı değiştirirler. Yeniden yardımcı. Öyle yapıyorlar. Ve dünkü dersimizde anlatmıştık. Müslüman ama münafıkla Müslüman görünüyor. Ne diyor ki Yahudi'ye? Sizin mahkemeye gider. Niye? Çünkü Yahudi'nin mahkemesinin başında hakim olarak Kâb bin Eşref var. Cebini koydun rüşvet, sen atı çıkar. Adam da diyor ki ya peygambere gider. Sen Müslüman değil misin? Ben senin peygamberine razıyım. Sen nasıl peygambere gitmesin? Gittiler. Sonuç ne oldu? Akşamki dersi gelenler hatırlasınlar. Bu kadardık bırakalım. Feincavuke, geldi o Yahudiler sana, kafur beynahum, istersen aralarında hükme, mahkemeyi kur ve yargıla, evariz, anhum, istersen yükselir. Çünkü seni peygamberliğe kabul etmiyorlar, muhayyersin. Ve imurizanum, eğer irad eder, yüz çevirirsen onlardan, bana yavruluğu şey'e sana hiç zarar veremez. Ve imhakente, eğer hükmedersen, mahkemeyi açar ve yargılarsa, kafur beynahum bir göz, aman habibim, aralarında adalet. Adalet. İnna Allah'a yuhibbul musfidin. Allah adil davranır. Sever. Yavur diyerek bile olsa, düşmanın bile olsa asla vakatta adaletsiz olur. Anan, babanın, çoğun, çocuğun aleyhine bile olsa doğrudur. Bir kavm olan kininiz diyor. Maide suresinin hemen başı. Sizi adaletsizle sevdikler. Her halükarda adil olur. Müslümanlık takva adalette verir. Bir senin adamın var, bir de hiç tanımadığın adam var. Eğer sen hakiki bir Müslümansan, hakka bakarsın. Tanımış, tanımamış, adama bakmazsın. Ve keyfe yuhakkimûne. Bunlar sana nasıl geliyorlar abi? Senin kanununa nasıl geliyor bunlar? Ve indehumut tevrat. Ellerinde tevrat var. Yanlarında tevrat var. Fîhâ hukmullah. İçerisinde de Allah'ın hükmü var. Sana nasıl geliyor bunlar? Ellerindeki kitaba bakarak, eğer o kitaba inanan insanlarsa hüküm vermeli değiller mi? Sana niye geliyorlar? Senin peygamberini kabul ediyorlar, etmiyorlar. Buna rağmen geliyorlar. Niye geliyorlar? Ya bir insanın elinde dini varsa, kitabı varsa sana niye geliyor? Gelmesi yalnız, hadi, çünkü senin peygamberini kabul etmek etmiyor. Hadi geldi, sen de hüküm veriyorsun. Peki bunlar niye yük çeviriyorlar? Peygamberimiz hüküm verince kabullenmediler. O evlilere ölüm cezası. Peki niye geldin? Sen nasıl bir kafirsin ki hem Tevrat'ı inkar ediyorsun, hem Kur'an'ı inkar ediyorsun, hem Musa'yı, İsa'yı inkar ediyorsun, hem Muhammed Mustafa'yı inkar ediyorsun. Allah Müslümanları bu duruma düşürmesin. Ellerinde kitap olduğu halde dinsiz, imansız eylemesin. Bak bu çok açık bir şeydir. Yahudilerin ve Hristiyanların ellerinde kitap olduğu halde, okudukları halde sapıttılar. Gayrı mazur aleyhüm ve zalim dediler. Muhtemeldir ki Müslümanlar ellerinde kitap olduğu halde bir kısmı sapıtacak. O kitabı dinlemeyerek, o kitaptan başkasına gider. Tümme yerde olanlar, mübadetler geliyor, sonra da seni dinlemiyor, yüz çeviriyor. Ve mağulayın ve ma ulaike bil mu'minin. Onlar mümin değil. Onlar mümin olamaz. Onlar Müslüman olamaz. Kim diyor? Allah diyor.
imanı kabul edecek makam suyu. Müslüman değil. İnna enzelne Tevrat. Biz Tevrat'ı indirdik. Fîhâ huden. İçinde hidayet var. Yol gösterir. Ve nur. Işık var. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Daha sonra gelecek Hazreti Muhammed'i müjdeler. Geldiğinde iman edin der. Yahkumu lihennebi yûd. Nebiler onunla hükmeder. Hayatın bütün problemlerini Tevrat'la çözer. Ellezine eslamu. Allah'a tam teslim olmuş. İyi Müslüman. Bu peygamber. Başka beklenmez zaten. Lillezine hâzû Yahudiler için. Sonra ve Rabbaniyûn. Rabb'a bağlı. Allah'a tam takva üzere uymuş. Gerçek, hakiki, hem alim hem yaşayan Müslümanlar. Ki bunlar Yahudilerin bilginleri hem de takvalı bilginleri, evliyaları. Ve ahbar, fıkıhçıları, hukukçuları, Yahudilerin alimleri. Bimâ fukhizû min kitâbillâh. Allah'ın kitabını kavrayıp korumaları kendilerinden istenmiştir zaten. Vazifeleri buldu. Ve kanu aleyhi şühedâ. Ve bunu bu ayetlerin üstüne şahit ettiler. Ve lekâşşavunâs. Ey ellerinde kitap olan Yahudi bilginleri, alimleri, insanlardan korkmayın. Saygınmış, devlet başkanıymış, amirmiş ya da zayıfmış. Buna bakmayın. Allah'a bakın. Hukukun üstünlüğünü sağlayın. Ne yapıyorsa o. Herkes için eşit. Ve şevnü. Benden korkun. وَلَا تَشْرَوْا بِا اَيَتِمْ لَمَنَمْ قَلِيلًا Benim ayetlerimi 3-5 kuruş menfaata değişmek. Yani şu zengindir, şu eşraftandır, şu soyludur, işte bundan para alırız. Çıkarın bunları. وَمَا لَا يَحْكُمْ مَا اَنْزَلُ اللّٰهُ Allah'ın indirdiği bu kitap Tevrat'ta ey Yahudi bilginleri, alimleri kim hüküm vermezse وَاُولَيْكَ اُنُوا كَافِرُونَ Bunlar kafirlerin ta kendisi. Elinde kitap var, açıp ona göre hüküm verirsin Müslüman. Neyse kafir, ta kendisi. Bir ayet atladık. Hukuki bir detayla alakalı, manayı bozmuyor. Bizim esas üstünde durduğumuz, indirilmiş kitaba sahip çıkmaktır. O açıdan manaya bir zarar vermiyor, zaman yok. Ve kafayla ala afarihim bi eşrefi Meryem. Bunların yani Tevrat, Hazreti Musa ve ona iman eden etmeyen Beni İsrail'in arkasından biz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Nusat-ı Gacima Beyne yerine Hibine Tevrat kendisinden evvel indirmiş olan Tevrat'ı tasdik edecek. Tevrat'ı kabul ediyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Efendimiz, bizim peygamberimiz. Hazreti Musa da öyle. Bütün peygamberler, bizim peygamberlerimiz. Bütün peygamberlerin getirdiği din aslında İslam'dır. Sonra da bozdular, bu ayrı bir konu. Ve erseynâhu İncil'e. Biz ona İncil'i de verir. Bakın Tevrat'ı tasdik ediyor, artık iyi İncil verir. Fihi, o İncil'in içinde vardır, hüden bir hidayet. İnsanlara yol gösterir. Kılavuzlar doğruya ve nur, karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir ruh, bir ışık. Ve Musaddi Gazim Abeyne yedi ilmine Tevrat, kendisinden evvelki Tevrat'ı tasdikleyici ve huden ve mav'ize, bir hidayet, bir öğüttir mutlakin Allah'tan korkan insanlar için. Öyleyse bunu verdik, bunun neticesi nedir? Niye verdik biz bu kitabı insanlara? Liyahkum, hüküm versinler. Ehl-i İncil, İncil ehli, ona iman edenler, bima anzalallahu fihi Allah'ın o İncil içinde indirdiği kanunlara göre okusun, yaşasın. Toplumsal işlerini ona göre düzenlesin. Anlaşmazlığa düşüp de mahkemeye gittikleri zaman o kitabın kanunlarıyla aralarında hüküm verirsin diye. Ve men lem yahkum bima anzalallah. Allah bunun için kitabı indirdiği halde eğer Allah'ın indirdiği bu kitabın içindeki kanunlarla kim amel etmezse فَاُولَٰئِكَ اِشْتَ onlar, هُمْ Evet onlar, اَلْفَاسِكُونَ Allah'a giden yoldan çıkmış, kafirler. Fasık, doğru yoldan sapmış, insan demek. Müslümanlık söz konusu olursa büyük günah isteyen. Ama burada Allah'ın yolundan sapmış, kafir anlar. Şimdi bunlarda bir örnek oldu. Nedir o örnek? Yahudilere Allah kitap verdi, hakkını koruyamadılar, kafir oldu. Hristiyanlara Allah bir kitap verdi, İncil, haklarını koruyamadılarsa kafir oldu, öyle mi? Peki, bu örnekleri aldınız. Şimdi sıra bize geldi. Ve enzelnâ ileyke, ve sana Habibim indirdik, el kitaba kitabı. El kitap, marife,
yani Kur'an-ı Kerim. Bir harfa kudur. Bunun Allah'tan olduğunu bin bir şahidi var. Musaddik annem abeyneyde cimine kitap. Kendinden evvel, kendisinden evvel indirmiş olan İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u tasdik ediyor. Aynı Allah, aynı iman esasları, aynı hukuk kısmen değişebilir. Toplumsal gençliğe bakarak aynı ahlak esasları. Ve müheyminen Ali, üzerinde bir müheymin, bir şahit, bir kontrolcu, bir murakip. Fakum beynavzima azalallah, Habibim bu kitabı sana indirdi ki, bu kitaba inan Müslümanlara, bu kitapta hükmedir. Vazifesi budur hükmesi. Ve la tettebi ehvâdum ammâ teâke min ehvâd. Sakın ha! Yahudiler, Hristiyanlar, başka kafirler, seni bu kitabın kanunlarından saptırarak seni dalalete düşürmesinler. Kelime kelime okuyayım size. Ve la tettebi ittiba etme, uyma, asla uyma. Ehvâdum onların hevâları. Hevâ, bir insanın kendi şahsi kafasından geçen düşünceleri, görüşleri, kanunları, yani kitabın, dinin dışında özel, kendi keyfi, arzusu, düşüncesi, felsefesi. Onların hevasına uyma. Niye o çünkü onların hevası? Allah uyacak kitap verir mi kendisine? Kitap uyacak. Kitabın dışında kafirlerin hevasına niye uyacak? Ama canike sana gelen kitabı bırakıp da onların hevasına uyma. Mina. Dikulli cehennem minkum. Sizden her dinin için biz yarattık. Ne yarattık? Şir'atın, şir'a yarattık. Şir'a nedir? Şeriat. Şeriat ne demektir? Dağ yolu, suya giden yol, keçi yolu gibi küçük dar yollara şeriat denir. Lügat manası. Buradan hayatı düzene sokacak kanunlara şeriat denir. Eğer bu Yahudilere indirilmiş ise Yahudi şeriatıdır. Hristiyanlar söz konusu olunca Hristiyanların şeriatıdır. Müslümanlar söz konusu olunca elbette ki İslam şeriatıdır. Ama bizim aramızda Yahudi ve Hristiyan az olduğu için, çoğunluk Müslüman olduğu için ikide bir İslam şeriatı demeye gerek yok. Sözü uzatmamak için kısaca şeriat dedik deriz. Şeriat dediğimiz zaman da elbette ki İslam şeriatı dediğimiz. Allah sizin için bir şeriat yarattı. Sonra وَمِنْ هَذَا مِنْهَا Minhaç o yola göre biraz daha geniş, biraz daha bulvar gibi bol, büyük yoldur. Biz size burada hayatı yaşayacak bir hukuk ve bir de topyekun sosyal hayatı alıp götürecek kanunlar, ahlaki ilkeler manzumesini bu kitapla indirdik. Elinizde bu. وَلَنْكَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi, لَجَعَلَكُمْ Sizleri kılar yaratırdı, ümmeten vahid. Tek bir ümmet. İsteseydi yapardık. La bütün insanlar, hadi hepiniz Müslüman olun derdi Allah, herkes Müslüman olun. Kim karşı gelir? İsteseydi herkes Müslüman olun der, tek tip olurdu. Hani bazıları tek tip insan yaratmak istiyorlar ya, kendilerini Tanrı gibi görüp, Allah bunu istemiyor. Neden? İnsana sahip. وَلَكِنْ لِيَبُوَكُمْ بِمَا آتَكُمْ İddiği, sizlere verdiği dini kendi özgür iradenizle seçip, beğenip, kabullenme ya da kabullenmeme iradesini size verdi Allah Celle Celaluhu. Böylece size bir değer verdi Allah. Siz iyiliği seçerseniz öyle yaratır mükafat alırsınız. Siz kötülüğü seçerseniz öyle yaratır ceza alırsınız. Ama insan hayvan değil. Çoban eline sopayı alır, bütün sürüsünü bir yoldan götürür. Dövbe götürür, bura bura götürür. Islık çalar, türkü söyler götürür, iyilik götürür. Allah insanı sürü görmek istemiyor. İnsana akıl veriyor, kalp veriyor, beş duyu organı veriyor. Beş duyu organının ötesinde çalıştıranlar bilir. Kalp, ruh, sır, kafi, detayif veriyor. Tecrübe veriyor, bilgi veriyor. Ve insanlar kendi özgür iradeleriyle değerli varlıklar olduğu için yollarını kendileri seçsin istiyor. Başından baktılar, diktatörlük yaramaz insana. Birisi kalkacak herkesi bir gösterse götürecek. Herkese bir inanç aşılayacak. Olmaz öyle şey. Doğru da değil öyle bir şey. İsteseydi Allah bunu yapardı yaptı. Niçin? Denemek istiyor. Deniyor. Kendi biliyor. Siz de bilesiniz.
yarışacak, hayır da yarış. Kendiniz isteyin, hayır da yarış. İllallah'ı mahkûkûn demiyor. Hepinizin toptan dönüşü alın. Başıboş değilsiniz. Bu kitabı alıp almamakta, uyup uymamakta veya gavur olmakta serbestsiniz ama ahirette Allah'ın huzuruna dönüp hesap verin. Bunu bilerek verin. Feyyünnezzîkûn haber verin. Bima kuntum fîhî tahtelifûn, ihtilafa düştüğünüz her zaman. Düşüncelerinizde, inançlarınızda, ilkelerinizde, ibadetlerinizde, ahlakınızda, kazanmanızda, hazneli hesap vereceksiniz. وَاَلَيْكُمْ بَيْلَهُمْ اِمَا عَزَلُ Öyleyse abim, Allah'ın indirdiği bu kitap Kur'an var ya, bununla hüküm ver insanlar arasında. وَلَا تَتَّبِي asla uyma, ittiba etme, اَهْوَاهُمْ onların hevalarına. Yani bu Kur'an'ın dışında başka bir din, başka bir sosyal yapı, başka bir inanç, başka bir ilke dayatanları asla kabullenme ve onlara uyma. Vahdet, orada da sakın. Niçin sakın orada da? En yehidû, en fiddir. Peygamber bile bile Kur'an'dan vazgeçmez. Sapıtmaz, ne olur. Ama sakın, en yehidû ve ammâdîmâ enzalallâhu ileyh. Allah'ın indirdiklerinin bir kısmında seni aldatmalarından sakın. Allah'ın indirdiklerinin bir kısmında peygambere tuzak kurmak için çok çabaladılar. Düşmedi. Ama Müslümanlar düşebilir. Peygamber düşmez çünkü Allah koruyor. Masumdur, günah istemez peygamber. Ama Müslümanlar masum değil. Ve bu küfre, bu fitneye düşen insanlar çıktı. Ne diyorlar? Uzak diyeceğime zanıdım. Bu Kur'an'ın içerisinde 100, 200, 300, 500 ayet var. Bunları uygulayamayız. Bunu uygularsak korkacağın karanlığına gideriz. Bunları attıkça gerisi çok iyi, güzel. Kullanırız. Ama biz bu 300 ayeti, 500 ayeti, bu ahkam ayetlerini alamayız. Kim diyor bunu? Ve bu 300-500 ayetin anlattığı, içine aldığı, içerdiği hukuku, ahlakı, her neyse kabul etmeyen o kadar adı Müslüman insan var. Aldatmışlar. Allah'ın kanunları yerine dünyanın şarkından da kaybından daha modern, daha çağdaş, daha sağlıklı, daha menfaatlı, daha yararlı, daha bir sürü kanun var, onları alalım diyorlar. Biz Müslüman olursak gerici oluruz, yobazı oluruz, tutucu oluruz, çağ dışı kalırız, örümcek kapı oluruz, çember kapı oluruz, tapu yol oluruz, mürteci oluruz, isticacı oluruz. Daha sayayım mı? Bir sürü isim veriyorlar. Ne için? Hakaret için, aşağılamak için. Kim kimi aşağılıyor? Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'ın kitabına bağlı olduğunu söyleyen Müslümanlara hakaret için, aşağılamak için bu isim veriyorlar. Peki kendi dinine inanan ve yaşayan insanları aşağılayan, hakaret eden insan o ilkelere nasıl inanır? İnanmazsa nasıl Müslüman olur? Öyleyse bu ülkede herkes ben Müslümanım diyen herkes gerçekten Müslüman mıdır değil midir? Bunu iyi değerlendir. Çağın sorunu imansızlık sorunudur. Herkes bunu iyi düşünsün. Allah'ın indirdiklerini beğenmiyorsa bir insan imanını bir daha sorgulasın. Hiç bize kızmasın. Bize teşekkür etsin. Biz onu cehennemden kurtarmak için böyle söylüyoruz. Zoruna da gitse, acı da gelse bize teşekkür etsin. Etmiyorlar. Eziyet ediyorlar, sıkıntı veriyorlar. Biz insanın yanmaması için bu dünyada da ahirette bu sıkıntılara katlanmaya baştan razıyız. Ama lütfen bizi bir dinlesin de biz ayet okuyoruz. Kafamızdan konuş. Efehum ve cahiliyeti yazılır. Bunlar Allah'ın ayetlerindeki ahkamını bırakıp da
dinsizlik, cahiliye, kafir, ahkamını hükümlerini istiyorlar. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Allah'ın daha güzel ahkam koyan, kanun koyan, helal ve haramı tayin eden, din gönderen, yaşama biçimini insanlara sunan bir başkası mı var? Bu soru herkese soruluyor. Kime soruluyor? لِقَامُنْ يُوْقِنُونَ Yakinen iman eden, aklını ve kalbini kullanan insanlar için. Herkese sorulsak, evet, bir sürü insan çıkar bu ülkede, evet, Allah'tan daha güzel kanun yapılır var, Kur'an'dan içindeki kanunlardan daha güzel Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de kanunlar yapılmıştır. Atalım Kur'an'ın kanunlarını, İslam'ın kanunlarını, alalım onları, çağdaş uygar, uygar çağdaş uygarlık düzeyini en üstünde dolaşırsa büyük olur diye bir sürü insan var. Ama Allah onlara sormuyor, aklı başında olanlara sormuyor. Bunun cevabı nedir? Allah nasip ederse öbür gün bayılır. Çok uzak. Kusura bakma. Hakkını tehlal et. İlla ikram.